Merhaba, iyi akşamlar. Herkesin beklediği gün geldi çattı desem herhalde. Amerika Birleşik Devletleri'nde 170 milyon seçmen bugün kendilerini 4 yıl boyunca yönetecek ismi belirlemek için sandık başına gidiyor. Birçoğu gitti, uzaktan oy kullandı, online kullandı vesaire derken işte sandıklar bu artık yarın sabaha karşı kapanmış olacak tüm sandıklar Türkiye'de. Konuşalım istiyoruz Solo Hoca ile birlikte Amerika seçimlerini böyle enine boyuna. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Senem Hanım. Nasıl görüyorsunuz hocam son vaziyeti? Yani 3 haftadır zaten bunları konuşup duruyoruz. Başa baş kimse kesin bir şey söyleyemiyor. Büyük ölçüde kimin kendi yandaşları, kendi destekçilerini daha yüksek oranda sandığa götüreceğiyle ilgili. Çok ilginç bir fotoğraf çıkıyor aslında bir bakıma. İki fay hattı var. Birisi erkeklerle kadınlar. Son bir araştırmaya göre erkeklerin %59'u Trump'ı destekliyor, kadınların %41'i. Buna karşılık kadınların %58'i Harris'i destekliyor, %42'si Trump'ı destekliyor. Şimdi çok yakın bu oranlar. Daha fazla erkek mi, daha fazla kadın mı seçmen var onu da bilmiyorum. İşte biliyorsunuz Fox TV'deki birisi benim karım ben Trump'a oy vereceğim tutup Harris'e oy verirse boşanma sebebidir filan gibi değerli bir laf da etti. Ortalıkta çok laf dolaşıyor işte kocaları Trump'a oy verecek olan kadınların bir kısmı gizlice Harris'e oy verecekler diye. Bir de Iowa'da ne kadar güvenilir olduğunu pek bilemediğim güvenilir olduğu söyleniyor ama Harris'in önde çıktık. Iowa kırmızı eyalet diye biliniyor. Yani Trumpçı eyalet diye biliniyor. Bunun da kadınların kabaran öfkesinin, kürtaj meselesi nedeniyle kabaran öfkesinin bir tezahürü olduğunu iddia edenler var. Şimdi bütün bunlar spekülatif. İşte dediğiniz gibi yaklaşık bir 10 saat sonra saç önümüze düşecek, ak mı kara mı göreceğiz. Hocam, Buyurun. şey sormak istiyorum. Biz geçen programlarda bir şekilde ekonomiyi konuştuk, işte dış politikayı biraz konuştuk ama ben size biraz bu sınır güvenliği meselesini de sormak istiyorum. Yani Amerika'nın büyük, yani en azından seçmenlerin büyük dertlerinden bir tanesi bu sınır güvenliği meselesi. Hani demokratlar biraz işte göçmenler bizim zenginliğimiz falan diye bu meseleyi biraz satmaya çalıştılar kampanyada anladığım kadarıyla ama satın alındı mı hocam bu söylem Bu seçmen tarafından? ikinci kırılma hattını da söyleyeyim de öyle geçelim. Eğitim. Demokratlar giderek daha fazla daha iyi eğitimlilerin zengin de olsalar partisi buna karşılık cumhuriyetçiler ya da Trump'ın destekçileri daha az eğitimli olanlardan oluşuyor. Bu arada tabii arka planda bir de sermayelerin çatışması var. Atıyorum yeşil enerjici sermaye tabii ki Harris'i destekliyor. Buna karşılık teknoloji sermayesinin bir kısmı Harris'i desteklerken bir diğer kısmı özellikle de kriptocular Trump'ı destekliyor. Klasik sermayedarlar da aralarında bölünmüş vaziyetteler filan. Şimdi sizin sorunuza gelince demokratların bu güney sınırlarının kevgire dönmesi hikayesini hafife almış oldukları ortada. Bu onların elini zayıflatan bir şey oldu. Trump bunu gündeme getirerek 2016'da seçildi biliyorsunuz. Seçildi de ne oldu diyebilirsiniz. 4 yıl boyunca da çok da matah, yani çok da matah bir şey beceremedi. İşte aileleri ayırdı, çocukları ayırdı, bilmem ne yaptı filan falan ama öyle duvar mı var pek inşa edilemedi. Birazcık daha belki daha fazla para verdi ama Biden yönetimi geldikten sonra özellikle 2 yıl bu konuyu çok da ciddiyetle ya da kamuoyunu bir şeyler yaptıklarına ikna edecek şekilde yönettiği söylenemez. Şunu da eklemek lazım. Çok da zor bir işti bu ve onu Kamala Harris'e yıktılar ve Kamala Harris bunun altından da kalkamadı. Yeni yeni toparlamaya başlıyorlar. Vahametini yeni farkına vardılar ama Trump'ın elinden o kozu alacak
bu kadar bir beceri göstermiş olduklarını açıkçası sanmıyorum. O nedenle ben ekonomi ötesinde, yani ekonomik koşullarla ilgili milletin düşündüklerinin ötesindeki pek çok insan enflasyon nedeniyle, yani Türkiye ile karşılaştırmıyorum tabii, enflasyon nedir? Bizim aylık enflasyonumuz orada yıllık enflasyon. Enflasyon nedeniyle çok öfkeli, geçinemediğini söylüyor. Bir de ciddi bir ev sahibi olamama krizi de var. Şimdi bu koşulların önünde de bence iki değişken çok belirleyici olacak. Trump'ın lehine olan göçmen meselesi ya da sınırların güvensizliği meselesi. Harris'in tarafında da ona avantaj sağlayacak olan şey kürtaj meselesi ki zaten baktığınızda da kürtaj meselesi ya da kadınların hakları, özgürlükleri meselesi dışında Harris'in de nerede durduğunu anlayabileceğimiz bir söylemi ya da tavır alması da gerçekleşmedi. O yüzden kim olduğu, ne olduğu, neye inandığı filan da aslında hala müphem kaldı denebilir. Hocam peki yani eli bir şekilde atıyorum mesela Michigan'da bir Müslüman işte Gazze politikaları nedeniyle eli demokratlara oy vermeye gitmiyor. İşte cumhuriyetçilere zaten oy vermek istemiyor. Bir alternatifi var mı mesela Amerika'daki seçmenlerin bu iki partiden başka? Şimdi Michigan özelinde Yeşil Parti'nin yanılmıyorsam adayı, üçüncü parti adayı Jill Stein ki daha önce de seçimlere katılmıştı bu üçüncü katılışı. Yaklaşık %2 alıyormuş. Michigan'ın da bu hani şimdi salıncak eyalet denilen eyaletlerden biri olduğunu düşünürseniz %2 tabii ibrenin muhtemelen Trump tarafına kaymasına yol açacaktır. O nedenle pek çok Arap veya Müslüman lider Harris'le göstermiş olduğu duyarsızlık ve demokratların kurultayında Filistin yanlısı kimseyi konuşturmamaları nedeniyle çok kızgın olmalarına rağmen herkesi Harris'e oy vermemenin bedeli konusunda uyarmaya çalıştılar. Benzer şeyleri tam bu şekilde formüle etmese de Obama'lar da yapmaya çalıştı. Açıkçası yani Michelle Obama çok etkileyici bir konuşmacı. En son kadınların haklarına çiğnenecek hakları ve bu sağlık, kadın genelde kadın sağlığı sadece kürtaj konusunda değil doğum kontrolleri filan o konularda da nelerin gerçekleşeceğini, büyük bir kabus senaryosunun ortaya çıkacağını hakikaten çok açık ve çok etkileyici bir şekilde anlattığı bir videosunu da gördüm. Bu durumda yani Kamara'ya kızdım, Trump'a oy veremem, gidip Jill Stein'a oy vereyim dedikleri takdirde Michigan gider. Son ana kadar ne yapacaklarını bilmiyorum. Eminim son ana kadar da özellikle Michigan'daki Arap ve Müslüman toplulukları böyle davranmamaya, ikna etmeye çalışmıştır demokratlar. Becerip beceremediklerini zaten sandıklar açıldığında göreceğiz. Hocam şimdi bir hani müesses nizam denir ya, hani kim seçilirse gelsin başa gelsin işte müesses nizam bir şekilde gider, çok da fazla bir şey değişmez diyenler bir tarafta. Bir tarafta işte Trump gelirse demokrasinin vay haline, aman felaket olur diyenler de var filan. Demokrasi gerçekten Trump kazanırsa ölüm kalım savaşına doğru gider mi? Bir de siz bu müesses nizam konusunda ne düşünüyorsunuz, merak ediyorum. Şimdi müesses nizam meşruiyetini yitirdiği için Trump gibi bir adam Amerika'daki iki büyük partiden birini ele geçirip onun oligarşisini yok edip kendisini partinin sahibi haline getirebildi. Yani Amerikan toplumunun geneliyle yönetici seçkinleri arasında ciddi bir güven krizi oluşmuş vaziyette. Cumhuriyetçi Parti'de her ne kadar bu o güne kadar İnsanların şikayetçi oldukları ekonomik programların da asıl taşıyıcısı idiyse de demokratların da duyarsızlığı, demokratların dediğim gibi daha eğitimli, dolayısıyla tuzu daha kuru ve toplumun alt sınıflarının kaygılarını anlamayan, paylaşmamayı bir yana bırakıyorum, anlamayan, onlara karşı büyük bir umursamazlık değilse bile kayıtsızlık gösteren davranışları bu ayrışmada önemli bir rol oynadı. Trump gibi birisi de bu müesses nizama aslında yönelmesi gereken
başkaldırının da sözcüsü haline geldi. Garip bir şey bu ama onun sözcüsü haline geldi. Bu nedenle bir kere bir de tabii Cumhuriyetçi Parti'nin içinde Trump'ı da destekleyen çok zenginler falan da var. Onların da mesela Peter Thiel gibi işte bu PayPal'i falan kurmuş olan adam Silikon Vadisi'nden. Onun için demokrasi diye bir dert zaten yok. Sermayenin önemli bir bölümü içinde yok ve pek çok sermayedar veya şirketin yöneticileri aman vergilerimiz inecek, biraz daha fazla para cebimizde kalacak diye çok da basit bir düşünceyle oy vereceklerini ortaya koydular ve Trump'ı da desteklediler. Şimdi Trump'ın neler dediğine, ne yapmak istediğine, niyetlerine, ki başkan olursa bu niyetlerini yerine getirmemesi için çok da fazla bir neden yok. Baktığınızda, kendi beyanlarıyla sabit olanlara baktığınızda Amerika'daki liberal demokrasi kurumlaşmasının, kurallarının aleyhinde birçok adım atmaya niyetli olduğu belli. İşte arkasında da bu Project 2025 diye muhafazakar bir düşünce kuruluşu tarafından hazırlanmış olan 922 sayfalıkta bir büyük plan var. Ve yani ben intikam alacağım, ezeceğim, işte asacağım, asılması gereken bir genel kurmay başkanım vardı filan gibi bir dil de kullanılıyor ve son ayına baktığınız zaman kampanyasında kullandığı dilin müthiş bir kadın düşmanlığı şey üzerinden, Kamala Harris üzerinden kendini gösteriyor. Bir Hristiyan milliyetçi akımın desteğini alıyor. Bir başkan yardımcısının kadınlar hakkında neler söylediği belli. Kazanılmış hakların yok edilmesi bunlar açısından mümkün. Bir de tabii başkanı konuşmaktan başka şey konuşamıyoruz ama büyük bir ihtimalle Senato cumhuriyetçilerin eline geçecek. Öyle olduğu takdirde mesela Harris'in atama yapması zorlaşacak. Temsilciler Meclisi'nin kime geçeceği tam belli değil. Temsilciler Meclisi de cumhuriyetçilerde olursa ve Trump seçilirse önünde hiçbir engel olmayacak yaptıklarını yapabilmesi için. Şimdi böyle baktığınızda yani kuvvetler ayrılığının fiilen ortadan kalktığı, zaten kuvvetler ayrılığını pek de takmayan birisinin başkan olduğunu ve başkanlığı kendi şahsi intikamlarını almak için de kullanma iradesini ortaya koyduğunu düşünürseniz Trump'tan çok da hani var olduğu haliyle bütün eksiklikleriyle bile Amerikan demokrasisine yönelik bir taarruz yapılacağını varsayabilirsiniz. Hocam şimdi özelinde. Hep yani yine Trump özelinde bir şey soracağım. Bu noktada yani Trump'ın açıklamalarından daha fazla hani neler yapabileceğini tahmin ettiğimiz için sanki başkanlığa tekrar gelmesi durumunda hani o yüzden ben de sorularımı niye hep sürekli Trump'a kurguluyormuşum gibi oldu. Yani Ukrayna meselesinde başka meselelerde işte özellikle dış politikada Çin meselesinde başka ülkelerle olan ilişkilerinde gerçekten dediği gibi mesela böyle bir günde ya da bir şekilde işte Gazze'deki savaşı, Ukrayna'daki savaşı bitirebilme ihtimali var mı hocam? Yani mesela atıyorum kongredeki dinamiklerin bunda hiç mi etkisi olmayacak? Dışişleri Bakanı'nın hiç mi etkisi olmayacak? Veya işte atadığı kabinenin hiç mi etkisi olmaz? Yani tek başına bir şeyler yapabilir mi gerçekten? Şimdi Trump'ın geçen sefer Trump kendi de seçilmeyi beklemiyordu. Hasbelkader seçildi ve parti onun etrafına onu dengeleyebileceğini düşündüğü bir takım insanları koydu. Bu böyle geçen hafta da yanılmıyorsam konuştuk ya biraz da hakaretamiz şekilde odadaki akil adamlar diye bunlar gruplandırıldı. Bu sefer Trump'ın atayacaklarının hemen hepsi Trump sayesinde bir yere gelecek insanlar olacak ve onların kendisine gösterdiği sadakat ölçüsünde bir herhangi bir pozisyona gelmeleri söz konusu. O nedenle Trump'ın iradesi dışında bir şey yapmaları ihtimali bir hayli düşük. Ya da ona çok fazla itiraz etmeleri. Yani bakın Biden'da iki dizinin dibinde büyümüş iki kişiyi dış politika bürokrasisinin tepesine getirdi. Jake Sullivan'la Blinken'ı bunların ne kadar aciz kaldıklarını, ona söz geçiremediklerini de görüyoruz. Şimdi o işin birinci tarafı, ikincisi partide elinde olduğuna göre partiden de ona çok yönelik çok büyük bir itiraz geleceğini sanmam. Şimdi ekonomi politikasında ne yapacağını herkes aşağı yukarı kabul ediyor. Yani
%60 tarife koyabilir mi onu bilmiyorum ama genel olarak bir tarife, gümrük tarifesiyle Çin'le olan rekabeti, rekabette öne çıkmayı düşündüğü, işte Amerika'ya sanayi, imalat sanayini geri getirmeyi düşündüğü vesaire, bu tür şeyler söyleniyor. Bir de yani yapabilir de, milleti kamyonlara yükleyip, Amerika'da yaklaşık 11 ila 12 milyon arası yasa dışı bulunan göçmen var. Bunlar tabii bütün pis işleri de yapıyorlar aslına bakarsanız. Onların bir kısmını geri göndermeye de teşebbüs edebilir. Yapamayacağı bir şey değil. Şimdi fakat dış politikada, yani stratejik adımlarda baktığınız zaman tam ne yapacağı belli değil. Şimdi Avrupa ile ilişkiler daha limoni olacaktır ama Avrupa'da kimlerle işbirliği yapacağı tam olarak Orban'la yapacaktır. Polonya ile yapabilecek mi göreceğiz. İki, Ukrayna'yı masaya oturtmak isteyecektir. Fakat Rusya masaya oturmadığı takdirde ne yapacağı belli değil. İsrail konusunda Bibi'nin onu seçtirmek için her şeyi yaptığını biliyoruz. Fakat okuduğum bir takım yorumlarda, yani ben de bunların doğruluk derecesini ölçecek durumda değilim. Çok kafası atarsa Bibi'nin de tersine işler yapabilir denen diyen var. Suudi Arabistan'la damadının ve kendisinin ilişkileri çok yakın. Belki onların pek çok müşevvikle Trump otelleri açmak, Trump Tower'lar kurmak bilmem ne gibi. Onun üzerinde bu İsrail'i bir durdur bakalım diye etkili olabilmeleri de belki söz konusu olabilir. Yalnız hakikaten okuduğum hemen bütün güvenilir kaynaklarda kimse Trump iktidara geldiğinde dış politikada, ekonomi politikalarından bahsetmiyorum, şu adımları mutlaka atacaktır diyene rastlamadım. Başka şeyler de yapabileceğini herkes düşünüyor. Hocam peki... Ama biraz... Çin'de bile, yani ekonomik olarak Çin'le kapışır da Tayvan konusunu belki umursamaz. Gerçi o zaman da Amerika'nın bütün kurgusunu, stratejik kurgusunu da bozmuş olur. O kadarına gücü yeter mi, onu yaşayarak göreceğiz, teşebbüs ederse. Hocam şimdi Trump ya da Harris kazansın fark etmez. Yani Amerika Birleşik Devletleri 2025'in sonunda ya da 2006'ın başlarında Irak'tan çekilecek. Yani bu plan artık bariz belli. Şimdi benzer bir senaryoyu Suriye için görürsek bir ihtimal dahilinde mi böyle bir şey mesela? Eğer bunu görürsek orada Kürtler ne yapacak, işte bizi nasıl etkileyecek, Türkiye ile olan ilişkiler nasıl kurgulanır vesaire, biraz hani o özelde baksak neler söylersiniz? Şimdi yani bu konuda benim görmüş olduğum, hani Trump gelecek ve hani Irak'tan çekilmeye bir şey diyeceğini sanmıyorum. Suriye'den de hatırlarsanız 2018 Aralık mıydı, 19 Aralık mı? 18 Aralık galiba. Çekilirim deyivermişti şeyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı bir telefon konuşmasında. Bu konular pek konuşulmadı dış şeyde, kampanya sırasında. Çekilmeyi isteyebilir. Bizim hükümetimizle şu andaki Amerikan hükümeti arasında bu konuda ne tür bir diyalog olduğunu ben açıkçası bilmiyorum. Ama çekilmeleri halinde o zaman Türkiye herhalde Beşar Esad'la eğer konuşmaya muvaffak olursa birlikte oradaki iyi kötü özerk bölgenin özerkliğini elinden almaya çalışacaktır. Bu arada Kürtler de Beşar Esad'a gidiyorlar, konuşuyorlar. Bir de şunu hiç unutmayalım, hani burada hiç Rusya'dan bahsetmiyoruz ama bir federatif sistemi anayasada öneren yegane ülke de Rusya olmuştu. Rusların ne tavır alacağını bilmiyoruz. Ruslara bir ara İdlib'i bombaladılar. Bu Türkiye'nin güya etkili olduğu yer filan. Bu konularda da ses seda çıkmadı. Yani ben her şeyi hakikaten bir sis bulutu ardında görüyorum bu konuda. Olaylar gelişirken ancak en azından kendi adıma doğru dürüst bir yorumda bulunabileceğimi sanıyorum. Çünkü Türkiye'nin neredeyse bir yıldır sürekli olarak gel konuşalım, gel konuşalım demesine Beşar Esad cevap verdi. Ya da cevap vermedi değil mi? Çık ülkemden, ondan sonra konuşalım diye cevap verdi. İsrail Suriye'yi bombalarken İran cevap verdiği takdirde İran'ı bir kez daha ve bu sefer daha şiddetli olarak ve belki nükleer santrallara da saldırarak bombalaması ihtimali varken Beşar Esad zayıfladığında Türkiye ile bu sefer daha ön koşulsuz konuşmaya da kalk. Bütün bunlar bilinmezliğini koruyor. Yani
şimdi sizinle daha önce konuştuğumuz gibi İsrail'in bu Orta Doğu'yu kendi kafasına göre yeniden şekillendirme projesi ki hiçbir yerden de engel gelmiyor. Ya yani o çok korkunç bir şey. Hiçbir yerden engel gelmiyor. Onun sonuçlarının ne olacağını da biraz görmemiz gerekeceğini sanıyorum. Hocam Türkiye'yi de sormak istiyorum burada. Yani sanki pek bir şey yazılmıyor, çizilmiyor ama işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gördüğü 5. Amerikan Başkanı olacak bu seçimlerden sonra artık kim gelirse. Kimi istiyordur sizce iktidar ya da birinin gelmesinin Türk-Amerikan ilişkilerine olumlu ya da olumsuz etkileri olur mu? Sanki hep böyle yani, bir seviyeye gelmiş ve bir durmuş gibi ya o ilişkiler sanki. Yani ben bizim hükümetin Trump'ı çok istediğini düşünüyorum. Çünkü yeniden geçmişte olduğu gibi o kişisel ilişkinin kurulabileceğini hesap ettikleri kanısındayım. Yani telefonu açtım. Yani bu çok istisnai bir şey. Trump golf oynarken arıyor bir keresinde Cumhurbaşkanı ve Trump telefona çıkıyor. Şimdi bu olmayacak bir şey. Yani başka ülkede çok nadiren bir ülke lideriyle bu olabilir. Onun yeniden canlandırılabileceğini düşünüyor olabilirler. Ben bunun yeniden canlandırılabileceğinden emin değilim. Trump'ın yanındaki ekibin Türkiye'ye ne ölçüde sıcak baktığını da bilmiyorum ama geçen hafta da konuştuk galiba hatırlamıyorum da yani Türkiye'yi Amerikan ilişkilerinde de bir yumuşama var yani şimdi tam çok YPG şeyi duruyor, o konusu duruyor, S-400 konusu duruyor filan ama ya bir de unutmayalım yani S-400'le nedeniyle Türkiye'yi katsa yaptırımlarına maruz bırakan da Trump'ın kendisi oldu. Ayrıca daha önce konuştuk. Bu hakaretamiz mektuplar yazdı. Ekonomini mahvederim dedi. Bilmem ne. Harris'te daha kurumsallaşacak bu ilişkiler. Bizim taraf kurumsal ilişkilerden çok hoşlanmıyor. Bireysel ilişkileri daha çok tercih ediyor. O bakımdan Trump'ı tercih ettiklerini düşünüyorum ama hani bir içgüdüsel olarak şunu söylüyorum. Geçmişteki bireysel bağın yeniden kurulabileceğini ben en azından o derecede kurulabileceğini açıkçası sanmıyorum. Hocam o zaman Orta Doğu'yu sorayım biraz. Bir yandan yine orada da saldırılar devam ediyor. Hem Lübnan'da devam ediyor hem Gazze'de devam ediyor. İşte geçen hafta da konuşmuştuk Birleşmiş Milletler yardım ajansını Filistinlilere yardım ajansını da İsrail işte yasakladı onu Birleşmiş Milletler'e de bildirdi vesaire derken işte gözümüz kulağımız Amerika olunca tabii bir Orta Doğu etkisi olacak ama oraları da bir sormak istiyorum yine. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl okuyorsunuz? Ya yani büyük bir skandal olarak görüyorum. Hani deyin ki işte Gazze'de terör örgütü vardı. Ya işte İsrail kendini savunuyordu. Terör örgütünü yok etmesi herkesin işine geliyordu. Ya Lübnan'da bir devlet var orada ve bunun nüfusunun 1/4'ü mülteci haline getiriliyor kendi ülkesinde. Köyler yok ediliyor. Ya boşaltılmış olan köyler dönülemesin diye yok ediliyor ve İsrail Lübnan sınırındaki 10 millik bir alan yaşanılamayacak hale getiriliyor. Yani bunun ve bütün dünya bunu izliyor. Hani sırf Amerika'sı, Avrupa bana sorarsanız tamamen devre dışı şey dışı yani alakasız bir aktör. En çok onları etkileyecek aslına bakacak olursanız. İşte Fransa bir açılım yapmaya kalktı, bir işe yaramadı. Arap devletlerinin umurunda değil. Neredeyse İsrail'in Lübnan'da iç savaşı bir kez daha başlatmak istediğini düşünenler var. Ben Lübnan'daki arkadaşlarımla konuşuyorum. O pek kolay değil filan diyorlar ama bu iş bitip toz duman yatıştığında o 1 milyon 250 bin deniyor insanın dönecek de bir yeri olmadığında bundan ne çıkacak? Açıkçası ben göremiyorum ve hani herhalde bu yapılanın da Birleşmiş Milletler'in bir takım kurallarını veyahut da bu dünya düzeninin bir takım sabitelerini hiçe saymak anlamına geldiğini de düşünüyorum. Hocam tahmininizi sorayım mı peki? Yoksa sormayayım mı? Siz sorun, ben söylemeyeyim. Hocam. Benim aklımda hep şu vardır. 1948 yılında Harry Truman John Dewey'e karşı aday. Harry Truman çok popüler bir başkan değil. Chicago Tribune gazetesi seçim akşamı
Dewey kazandı diye manşet atıyor. Sonra da mosmor oluyorlar çünkü Truman kazanmış oluyor. O nedenle hiç ben o topa girmeyeyim ama bahisçiler Trump'ın kazanacağını söylüyorlarmış. Epey zengin de oraya para yatırmış. Göreceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum bugün için de o zaman. Haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Seyircilerinize de çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.